Böyle işin adını doğru koymak gerekiyor. Bir yanda Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, diğer yanda UKOME. Orada hükümetin atadığı üyelerin ağırlığı var. Ciddi bir mücadele. Bakalım ne olacak? Hadi. Tüm bu tırnak içinde kaos, tırnak içinde radikal kararlar, tırnak içinde şahmat sonrası. İstanbul'da taksi plakaları kaç lira oldu? Acayip bir şey düşmüş ama düşmüş hali bile gerçekten çok çarpıcı. Efendim geçen hafta taksi plakası ortalama otosentra gidip o o işi yürüten o pazarı yöneten o dört galeriye sorduğunuzda 2 milyon 590 bin lira paraya bakın. 2 milyon 590 bin. Peki yeni ilave bin taksi geliyor. Dolmuştan ve taksi dolmuştan dönüşen Ardından da şu yaşananlar. Bu hafta plaka fiyatları 2 milyon 300 bin liralara düşmüş. Neredeyse 300 bin liralık bir erime geriye çekilme var. Ekrem şahmat çekti dedim ama belediyenin elinde başka silahlar da var. Neler yapacak ya da neler yapıyor aynı zamanda şu taksi meselesini çözümlemek için. Bir, yeni taksiler. Bu konudaki irade devam ediyor. 2- Devirde bir zorluk, devir zorluğu getirmek. Sahibi kim bilelim öyle elden ele elden ele geçmesin. 3- Ruhsat yenileme. Her sene belediyeden de bir takım ruhsatlar yenileniyor. Çalışma belgeleri dahil. O ruhsat yenilemelerde sıkı takip, titizlik işte bunların hepsi alt alta toplandığında İstanbul'da taksi meselesi giderek büyüyor. Bir şehir efsanesi var. Nedir o? Şimdi sen hep otosenter diyorsun. Gariban taksicileri nazara veriyorsun. Ekrem bu iş niye çözülmüyor biliyor musun? Neden çözülmüyor değerli izleyenlerim? Tabii ki ünlülerin taksileri var. Mesela Bülent Ersoy'un hanımefendinin sanatçı 20 taksi plakası. Özcan Deniz'in 30 taksi plakası varmış. Peki doğru mu bu? Şehir efsanesi. Ünlü sanatçıların 10'ar 15'er plakası olduğuna dair iddia şehir efsanesi. İnanmayınız onlara. Noktayı koyalım. Konunun takipçisiyiz.